Herkese merhaba, ben Sevgi, kanalıma hoş geldiniz. Umarım sizin için güzel bir gündür. AliExpress siparişlerim geldi bugün. Bugün paket açıyoruz. Size uzunca bir video çekmiştim ve AliExpress'ten nasıl sipariş verilir, bu süreçte nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmıştım. Bu yüzden izlemediyseniz şuraya ekleyeceğim, oradan ayrıntıları izleyebilirsiniz. Ben bu videoda sadece paket açmak istiyorum. 3 tane ürünüm geldi AliExpress'ten. Bir tanesini çok merak etmiyorum ama diğer ikisini gerçekten çok merak ediyorum. İlk önce bu büyük paket geldi. Ondan sonra şu paket geldi. Bu paket bile 3-4 gündür bekliyor. Dün de bu gelmişti. Bunun geldiğini görünce artık dedim ki tamam, 3 tane yeter bir video için bence. Hadi paketleri açalım. Önce bundan başlayacağım. Ne olduğunu tahmin ediyorum. Bu araba için telefonluk diyebilirim. Ve evet, bu. Büyüklüğünden onu anladım. Şöyle iki parça olarak gelmiş. Ha, bunu buraya mı? Bunu galiba cama yapıştıracağım. Evet, bunu cama yapıştıracağım. Bunu ne yapacağım? Ay. Yok, ben kafam karıştı. Vay! Bakın! Şu arkasında bir tane tuşu var. Şöyle tutuyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda telefonunuzun boyutunda büyüyor bu. Bunu ona göre ayarlıyorsunuz. Bence gayet güzelmiş. Ben çok daha kalitesiz bir şey olacağını düşünmüştüm. Ay, ben bunu çok beğendim. Yalnız bayağı büyük. Şöyle bakabilirsiniz. Bayağı büyük. Süper. Peki bunu buna nasıl takacağız acaba? 2000 years later. Meğer bu buraya giriyormuş. Tamam, şimdi oldu. Evet. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Telefonumu da şöyle göstereyim. Şöyle koyup ayarlayabiliyoruz. Çok beğendim gerçekten. Hem şu tarafları sünger telefonu yıpratmıyor. Hem kapla da kullanabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Gelsin araba sohbetleri. İkinci ürüne sıra geldi. Şu. Bunun da etiket olduğunu tahmin ediyorum. Aa, değil, planlayıcı. Bunu Emrah için aldım. Şöyle bir haftalık planlayıcı. Şu şekilde haftanın günlerini planlayabiliyorsunuz. Emrah böyle ajanda tutmaktan hoşlanmıyor ama planlayıcıları da sevince ben de onun için böyle bir şey gördüm. Böyle küçük küçük bölümlerden oluşuyor. Ve en çok merak ettiğim gerçekten. İlk önce açayım, üstüne konuşalım. Evet. Sapasağlam gelmesini ümit ettiğim ve sapasağlam da gelen şöyle bir ampul aldım. Minik bir kumanda çıkıyor içerisinden. Bir de yakma aleti çıkıyor. Bunu ben tabii ki burada kullanmayacağım. Ama hani portatif olarak diğer odaları da anlık aydınlatmalar için bence güzel, keyifli. Bunu evdeki salondaki lambadere takacağım. Üstündeki renkler de bu şekilde. Şöyle. Renkleri var. Işığı daha çok açıp daha çok kısabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz vesaire. Bu kumanda da saat pili gibi bir tartı pili gibi bir pille çalışıyor. Philips'in sanırım, Philips Hue muydu? Buna benzer bir ürünü vardı. Fiyatları da yüksekti. Bunları AliExpress'ten çok daha uygun fiyata bulmuşken kaçırmak istemedim açıkçası. Bir de eve arkadaşlarımız geliyor. Onların bebekleri geliyor. Biz salonda oturup sohbet muhabbet ederken, oyun oynarken çocuklar da doğal olarak içeride yatmış oluyorlar. Bunu da en azından ikisini bir arada kullanıp onlar için de gece lambasına çevirebiliriz diye düşündüm. Bu yüzden bu aparatı da aldım açıkçası. İşte böyle. Bu alışverişin favorisi bence aydınlatmaydı ama gerçekten cep telefonunun tutacağı da hiç fena değildi. Aşağıdan aldığım satıcıların linkleri, ürünlerin fiyatlarını görebiliyor olacaksınız. Eğer sizin de AliExpress'te özellikle favori ürünleriniz varsa bana aşağıdan yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Bu videoyu da ailemizin daha büyümesine katkı sağlamak için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.
Ha bunu buraya mı takacağız? Yo. Tamam buldum. Bunu şu parçayı galiba şuna geçireceğim. Bunu da buna geçireceğim. Evet oldu. Şimdi oldu. Evet bence şimdi oldu. Şöyle. Yok ters mi? Ama çıkıyor bu. Tamam şimdi anladım. Efendim. İyiyim tamam.